Merhaba, Tarih Dükkanı kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda yorumlarda birçok kez istek alan 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ordusuna silah envanterini inceleyeceğiz. İlk olarak kısa bilgiler vererek videomuza başlayalım. Küçük bir hatırlatma yapmak isterim ki bu video kanaldaki birçok videoya atıf yapmaktadır. Bundan dolayı anlatımların arasında birçok kez link hatırlatması yapmam gerektiğinden dolayı sizlerden şimdiden özür dilerim. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda silahlı bir çatışmaya katılmamıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan, yapılan ağır anlaşmalara karşı gelerek kendi kurtuluş mücadelesini veren Türkiye, 2. Dünya Savaşı'nın kendisine bir şey kazandırmayacağının farkındaydı. Zaten 1. Dünya Savaşı'nı kazanan birçok ülke de istediklerini alamamış, bunun sonucunda 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına etkin sebepler oluşmuştur. Bu konuları incelediğimiz 2. Dünya Savaşı Neden Başladı serimize sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın son yılı hariç denge politikası izlemiştir. Hem müttefik devletlerle hem de mihver devletlerle bazı anlaşmaları imzalayarak denge korunmaya çalışılmıştır. Birçok kişi Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katılmadığını düşünmektedir. Fakat Türkiye silahlı bir çatışmaya katılmasa da resmi olarak 23 Şubat 1945 günü Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Bunun nedeni de adını çokça duyduğumuz Birleşmiş Milletler'e Türkiye'nin kurucu üye olarak katılmak istemesidir. Bu konuları geniş bir şekilde incelediğimiz bir videomuz yine kanalımızda mevcuttur. O yıllarda tarafsız olsak da herhangi bir savaş durumuna tabii ki hazırlıklı olunması gerekiyordu. Bu kapsamda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni araçlar ve silahlar alınmaktaydı. Ayrıca Trakya bölgesinde Fransızların Majina hattını baz alınarak Çakmak Hattı denilen bir hat kuruldu. Günümüzde birçok yapısı hala ayakta olan Çakmak Hattı'nın detaylarını da üstteki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki envanterini incelemeye başlayalım. Burada şu notu vermemiz gerekiyor. Bu hazırlıklar biraz aceleyle yapılmaya başlanmış ve envanterde birçok değişik türden silah ve araç mevcuttur. Bu durum aslında çoğu ordu için kabus gibi bir durumdur. Çünkü aynı türden silahların envanterinizde çeşitliliği ne kadar çok olursa bakım ve onarımı o kadar zor olur. Çünkü yedek parça çeşitliliği ve temininde büyük sıkıntılar yaşanır. İlk olarak piyade gücümüze bir bakalım. 1938'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 20.000 subay ve 174.000 asker ile 11 ordu grubu, 23 tümen, 1 zırhlı tugay, 3 süvari tugayı ve 7 sınır garnizonu mevcuttu. 2. Dünya Savaşı başlamadan önce kısmi seferberlik ilan edilerek ordu takviye edildi. Tüm araştırmalarıma rağmen 1939-1945 arasındaki net asker sayısını bulamadım arkadaşlar. Eğer bu bilgiye ulaşabilen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. O yıllarda zorunlu askerlik süresi 1939 yılında 30 ay iken 1945 yılının sonuna kadar 40 aya çıkarılmıştır. Ayrıca savaşın başlarında İngiliz Ankara Büyükelçisi'nin raporunda Türkiye'nin kendini savunması için 150 bin asker ve tüfeğin daha orduda gerekli olduğu belgelerde geçmiştir. Piyade silahları genelde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan modeller ile çağdaş modellerin karışımıdır. Ama şunu belirtmemiz gerekir ki çağdaş modeller çoğu zaman Almanya'dan alınmıştır. Şimdi piyade silahlarını incelemeye başlayalım. Bu silahlar hakkında bilgiler vermeyeceğim. Çünkü tanklar, uçaklar ve gemileri de inceleyeceğimiz için sadece adını ve ülkesini belirterek silahları görmenizi istiyorum. Detaya girmemiz durumunda bu videomuz 1 saati bulacaktır. Eğer çok istek gelirse ayrı ayrı bu videoyu detaylandırabiliriz. İlk olarak 2. Dünya Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan piyadelerin kullandığı tabancaları görelim. Bu tabancaların çoğu 1. Dünya Savaşı öncesi ve yıllarında üretilmiştir.
Makinalı tüfekler o dönemde yeni yeni geliştiği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de yeni yeni hizmete girmeye başlamıştır. Bundan dolayı fazla çeşitliliği yoktur. Almanya'dan alınan silahlar ile İngiliz yardımıyla gelen silahlar mevcuttur. Şimdi makineli tüfekleri görelim. Piyade tüfeklerine geldiğimizde ise tam bir karma yaşanmaktadır. Alman, Rus, İngiliz birçok model görebilirsiniz. Fakat savaş dönemi dışarıdan alınan tüfekler genelde Almanya'dan alınan Karabiner 98K'lardır. Şimdi piyade tüfeklerini görelim. Hafif makinalı tüfekler 2. Dünya Savaşı'nda yeni bir silah çeşidi olarak gelişen bu tür silah ihtiyaçları üzerine Almanya, İtalya ve Çekler'den alınmıştır. Fazla bir çeşitlilik mevcut değildir. Gelelim ağır makinalı silahlara. Yine 1. Dünya Savaşı'ndan kalma birçok model envanterde bulunmaktadır. O yıllarda büyük ihtimalle elimizde yeteri kadar ağır makineli tüfek bulunduğundan 2. Dünya Savaşı sırasında gelişme gösteren daha çağdaş silahlardan alım yapılmamıştır. Genel olarak piyade silahlarındaki envanter 1. Dünya Savaşı zamanlarında üretilen silahlar ile gelişen teknolojilerin kaynaşması olarak gözükmektedir. Çeşitlilik olarak da genelde Alman silahları tercih edilmiştir. Gelelim zırhlı birliklere yani tanklara. 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmaya başlayan tanklar ilerleyen dönemlerde ve günümüzde hala orduların vazgeçilmez silahları olmuştur. Türkiye ilk tankına 1928 yılında sahip olmuştur. İlk tank birliği tabur bazında 1934 yılında Lüleburgaz'da kurulmuş, ilk zırhlı Tugay ise 2. Dünya Savaşı'ndan 2 yıl önce 1937 yılında yine Lüleburgaz'da kurulmuştur. Fakat o yıllarda elimizde olan tanklar tamamen modası geçmiş, birçok çatışmaya girmiş, revize edilerek Türkiye'ye verilmiş Rus ve Fransız tanklarıydı. 2. Dünya Savaşı başlamadan önce Türkiye'de savaşta tankların önemini anlamış, yeni tanklar almaya başlamıştı. Fakat piyade silahlarında olduğu gibi yine çok çeşitlilik göze batmaktadır. Savaşın ilk yıllarında İngiliz ve Fransız tankları alınmış, ilerleyen yıllarda Amerikan ve Alman tankları envantere girmişti. Bu tankların çoğu 2. Dünya Savaşı sırasında ya da bitiminde envanterden çıkartılmıştı. Çünkü yedek parça sıkıntısı yaşanmaya başlanmış ya da aşırı derecede arıza vermeye başlamıştır. Şimdi envanterdeki tankları ve sayılarını görelim.
Yerdeki envanterimizi gördükten sonra havadaki envanterimize bir göz atalım. Havada yine birçok çeşitlilik görülmüştür. Biraz sonra göreceğiniz uçakların birçok yan modeli ya da gelişen modeli ülkemizde kullanılmıştır. Gösterimde genel modeli baz alarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Türk Hava Kuvvetleri 2. Dünya Savaşı sırasında eğitim için pilotlarını İngiltere'ye yollamıştır. O yıllarda eğitimde şehit düşen pilotları incelediğimiz videomuza göz atmak isterseniz yine linkini sağ üstte bulabilirsiniz. Genel olarak envanterde İngiliz ve Alman uçaklarının yanı sıra Amerikan uçakları da mevcuttur. Burada bir hatırlatma yapalım. İkinci Dünya Savaşı sırasında arızalanan ya da acil iniş yapması gereken birçok uçak tarafsız bir bölge olduğu için Türkiye'ye iniş yapmıştır. Sağlam ya da onarılabilir durumda iniş yapmış uçaklar anlaşmalar gereği Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılmıştır. Bu konuyu incelediğimiz videomuzda yine sağ üstteki linkten bulabilirsiniz. Şimdi sayısal olarak fazlaca envantere girmiş uçaklara göz atalım. En son olarak deniz kuvvetlerine bir göz atalım. Diğer envanterlerin aksine deniz kuvvetleri o yıllarda tam bir kısırlık yaşıyordu. Çağın dışında kalmış Yavuz zırhlısı dışında 4 muhrip ve 5 denizaltı bulunuyordu. Deniz kuvvetleri sahil güvenliği için birçok araç ve gereçten yoksundu. O yıllarda deniz kuvvetlerine neredeyse hiç yatırım yapılmamıştı. Bu videomuzda 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ordusunun silah envanterini inceledik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.